Arkadaşlar merhaba. Bir mikrofon aldım. YouTube için. Markası neydi ya? Şöyle paketlemesi fena değil. Paketlemesi iyi geldi. Artısını göndermişler. Plus'ını. O yüzden şey. Saramonic diye bir şöyle bir mikrofon aldım. Ben şu artısı plus demek. Bu daha şeyi iyisi. Ya yani daha üstü. Ben normalini almıştım. Arasında bir 100-150 lira bir fark var diye. Normalini aldım. Hatta onunla alakalı çekincelerim vardı. Onu da söyleyeceğim size. Niye çekincelerim vardı diye. Yani şu kargonun poşetini şeyde yırttım ben zaten. Kargoyu teslim eden gittim. Şubeden aldım. Ama daha ilk defa çıkartıyorum şundan. Yani ve bu arada ilk defa mikrofon kullanacağım. Bilmiyorum, bazıları şey kullanıyor. Telefon harici bir mikrofonu desteklemediğinden, kendi mikrofonunu desteklediğinden bazısı ayrıca program indiriyor. Bazı telefonlar kabul ediyormuş ayarlarından. Onu şey yapabiliyormuşsun. Kamera ayarlarından harici mikrofonları da kabul et diye bir şey varmış. Bu zaten rüzgar gelmesin diye, buna ne diyorlardı ya? Koyun tüyü mü artık? Tamam, bir şey tüyü diyorlardı bu. Şuradan da geçiyor zaten şeye. Şöyle bir ekstrası var. Arkadaşlar şu ekstra bir 4 metre bir kablo. Uzatma kablosu gibi düşünebilirsiniz bunu. Şöyle zaten. Bu da normal kablosu. Bir de şu herhalde nem alması için mi bu? Evet. Sarı sarı bir şeyler görünce dedim o da mı başka bir şey? Bu kadar. Arkadaşlar bunun dediğim gibi arasında 150 lira fark var. Ve ben yine uygun aldım. Ya 400-500 lira olanlar da var. 500 yok da 430 böyle 450 falan filan var yani. Ben satıcıya sormuştum. Hani ya normalinle plus'ı arasındaki fark nedir diye. Ben 266'ya mı ne aldım bunu? O da dedi ki ufak dedi hani müzik çekimleri için falan filan diye. Plus'ı dedi müzik çekimleri için falan. Şey dedi, biraz daha uygun dedi, sesi daha şey veriyor. Onun dışında normal konuşma için dedi, ya aynı dedi, bir fark yok. Dedim, şu uzatma kablo dedim, şeyde de var mı dedim, Plus'ında var da dedim, YouTube videolarında görmüştüm çünkü. Acaba dedim, normalinde de var mı? Bilmiyorum, ona bakarım falan filan dedi. Sonra kulağın üstüne yattı, geri dönmedi bir daha. Yani benim ya derdim oydu, normalinde bu çıkacak mı diye. Ama adam zaten Plus'ını göndermiş. Ya bilmiyorum hala yani soruma cevap alamadım. Ki zaten normali çok yok piyasada, plus'ı var artık. Şöyle bir uzatma çıkıyor. Çok da uzatmayayım. Şimdi arkadaşlar bu da böyle. Şunu telefona takıyorsun. Bunu da buraya takıyorsun. Şunu açarım birazdan. Şimdi arkadaşlar ben şeyden çıkayım. Videodan çıkalım. Şunu bir bağlayayım. Bir bakayım şey oluyor mu? Neydi onun ismi? Direkt kabul edecek mi yoksa program mı indirmem gerekecek? Ona bir bakalım. Ondan sonra tekrar videoya gireyim arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar merhaba. Bir şekilde çözdüm mikrofon sıkıntısını. Shure Plus Motif Video diye bir program indirdim arkadaşlar. Onunla çözdüm. Onun sadece ses kaydedicisi de var. Ama o işime yaramadı. Videoya girince kendini durduruyor çünkü. O işime yaramadı. Farklı bir görüntü kaydedici kullanacaksanız, fotoğraf makinesinden video çekecekseniz, başka bir telefondan video çekecekseniz onu da alıp sonra montajda birbirine ekleyebilirsiniz. O sadece ses kaydediyor ve onda şeyi de var. İnce ayarda yapabiliyorsunuz. Aşağı yukarı, daha güçlü, daha düşük al şey sesi diye. İyi bir program ama videoya girince kendini durduruyor. O benim için sıkıntıydı. Ben çünkü hem ses kaydını hem videoyu aynı telefondan alacağım. Bu o şekilde arkadaşlar.
Şey de var. Neydi? Telefonun default programı da var. Tam ses kaydedici. Ama o da şey, videoya girdiğinde kendini durduruyor. Ama onun diğerine göre şöyle bir artısı var. Yukarıdan bildirim olarak sana, çünkü diyor durdurdum ses kaydını. Yukarıdan ekranı kaydırdığın zaman, tekrardan play'e bastığın zaman o tekrar devam ediyor. Bu sefer işte hem video devam ediyor hem o ses kaydı devam ediyor. Yani ses kaydını videoya o şekilde aktarıyor. Hani onu bir şey birleştirmenize gerek olmuyor. Ama ben işte motiv video diye bir şey buldum. Hani yukarıdan bildirimle falan filan uğraşmayayım, oradan tekrardan şey yapmayayım diye direkt mikrofonu taktığım zaman hem görüntüyü alıyor hem sesi alıyor. Ya, o benim için artı bir şeydi. Onu aldım, onunla çözdüm arkadaşlar. Yani çözene kadar biraz sıkıntı yaşadım. Çözdükten sonra iyi basitmiş diyorsunuz. Zaten o şeyi Play Store'daki programın görüntüsünü de şey yaparım, paylaşırım videonun yanına. Oradan da bakabilirsiniz. Çok basit yani, o programı indirdiğinizde direkt hani mikrofon takıyorsunuz, video kaydediciye basıyorsunuz, direkt kaydediyor. Hiçbir şeyi yok yani, sıkıntısı yok. Hem sesi kaydediyor hem görüntüyü kaydediyor. O çok basit. O benim işimi çok çözdü. Bu uzatmayı şu anda kullanmaya gerek duymadım. Şunu da kullanmaya gerek duymadım. Bunu rüzgarlı havalarda falan kullanırız. Bunun biraz tüy müyü dökülüyor, çok az. Şeyde de vardı zaten. Şu anda evde kullansam da bunun zaten şeyini alamayacağım. Hani performansını alamayacağım. Boş boşuna kullanmış olacağız. O yüzden bunlar kenarda dursun. Mesela şu dışarıda falan veyahut da uzak bir işte atıyorum masa şeydesinizdir, masadasınızdır. Uzağa mikrofonu göndereceksindir veyahut da sen gideceksindir falan filan. Bu iyi. Onun dışında söyleyeceğim bir şey var mı? Arkadaşlar şu mesafede iyi. Şu anda şeyden alıyorum, mikrofondan alıyorum ses kaydını. Şu mesafede iyi ama böyle biraz işte yakınlaştırdığınız zaman falan ses patlıyor, bilginiz olsun. Şimdi bir de hatta şey yapayım, çıkartayım, bir de mikrofonu uzaklaştırayım. Şeyi görün, farkı görün. Arkadaşlar şu anda da mikrofonsuz halini şey yapıyorum. Size, yani telefonun durduğu konum aynı. Şu anda mikrofonu çıkardım. Size öyle konuşuyorum. Yani zaten hani ileri geri sardırarak şey yapabilirsiniz. Ses farkına bakabilirsiniz. Ben ilk şey olarak izlenim olarak gayet memnun kaldım. Böyle kaliteli görünüyor. Ses de çok iyi veriyor. Ya bu zamana kadar niye almamışım 150-200 liraya bir mikrofon? Ben yenilikleri çok sevmiyorum arkadaşlar. Çok fazla alışamıyorum. Aman mikrofona kim bakacak? Ayarı nedir? Ne değil? Eskiden tam teknoloji kurduyduk çocukken de, ondan sonra bir şey oldum, saldım. Hani onunla uğraşmayayım, mikrofonla falan kolayımıza geliyordu. Direkt videoya girip telefondan ses kaydı alıyorduk ama hani gayet şeymiş, işe yarar bir şeymiş. Bilginiz olsun. Herkese tavsiye ederim. İsmi markası tekrar şuydu. Saramonic Plus. SRM bilmem ne işte. Yani gayet memnun kaldım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.